Quentin Tarantino, Amerikalı bir film yönetmeni, senarist, yapımcı ve oyuncudur. 1963 yılında Tennessee'de doğmuş ve Los Angeles'ta büyümüştür. Kariyerine bir video kiralama dükkanında çalışarak başladı ve burada farklı türlerdeki filmleri izleyerek sinema sevgisi ve bilgisi edindi. Tarantino filmlerinde çeşitli türlerin öğelerini bir araya getirerek, popüler kültür, müzik ve sinema tarihine göndermeler yaparak, keskin diyaloglar, olayların gerçekleşme zamanına göre sıralanmayan anlatımlar, şiddet içerikli ve mizahi sahneler kullanarak kendine özgü bir film yapma tarzı geliştirdi. Çalışmalarıyla birçok ödül kazandı. Tarantino, kuşağının en etkili ve yenilikçi film yapımcılarından biri olarak kabul ediliyor. Filmlerinde şiddeti ayrıntıları ile gösterir. Aynı zamanda şiddeti tüm çıplaklığı ile gösterip bu kadar eğlenceli filmler yapmak sanırım bir tek Tarantino'ya özgüdür. Rahatsız edici sahneleri olduğundan dolayı çocuklarınız ve hassas bünyeli olanlarınız için uyarmak istiyorum. Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği 2019 yapımı bu komedi-drama filmi 1969 yılında Los Angeles'ta geçiyor. 50'lerin Western dizisi Wayne Love'ın yıldızı Rick Dalton, son zamanlarda oynadığı kötü adam rolleri yüzünden işlerinin kötü gittiğini hissediyor. Menajeri Marvin, ona İtalya'da spagetti western çekmesini söylüyor ama Rick bunu kendine yakıştıramıyor. Rick'in en yakın dostu ve dublörü Cliff Booth ise karısını öldürdüğü dedikoduları yüzünden iş bulamıyor. Komşularına ünlü aktrist Sharon Tate ve yönetmen Roman Polanski taşınıyor. Ve Rick onlarla arkadaş olup kariyerini kurtarmak istiyor. O akşam Sharon ve Roman Playboy malikanesinde bir partiye gidiyorlar. Film arka planda ise Tate cinayetleri tehdidiyle değişen film endüstrisini anlatıyor. Tarantino filmdeki detaylara büyük önem vermiş ve dönemin atmosferini, müziklerini, kostümlerini ve sinema tarihine göndermelerini ustaca kullanmış. 10 dalda Oscar'a aday gösterilen film 2 dalda Oscar ödülü almıştır. Film, Western, gizem, gerilim türünde. Amerikan İç Savaşı'ndan sonra Wyoming'de kar fırtınasından korunmak için bir kulübeye sığınan 8 şüpheli karakterin arasındaki çatışmaları anlatıyor. İç savaştan sonra bir cellat, bir tutsağı Red Rock'ta yargılanması için götürüyor. Yolda başka bir ödül avcısı ve şerife rastlıyorlar. Kar fırtınası bastırınca 4 yabancı daha yanlarına katılıyor. Meksikalı, küçük adam, kovboy ve eski general. Ama aralarında ihanet ve aldatma var. 8 yabancıdan Red Rock'a varabilen olacak mı? Filmdeki karakterler toplumsal hayatın farklı yönlerini temsil ediyor. Siyahi eski asker, ırkçı konfederasyon generali, kadın mahkum, cellat, şerif, kovboy, Meksikalı ve bir ödül avcısı filmdeki 8 karakterdir. Bu karakterler birbirlerine karşı ön yargılarını, nefretlerini, çıkarlarını ve sırlarını gizlemeye çalışırken gerilim giderek artıyor. Film ayrıca 70 mm film formatında çekilmiş ve Ennio Morricone tarafından bestelenmiş, özgün bir müzikle desteklenmiş. En iyi film müziği Oscar'ını alan yapım toplamda 5 ödül kazanmış. Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği 2012 yapımı bu Spaghetti Western filmi, Amerikan İç Savaşı öncesi güneyde geçiyor ve köleliğin acımasız gerçeklerini gözden önüne seriyor. Django, köle olarak satılan ve Beardle kardeşlerinin peşinde olan Alman diş doktoru Doktor King Schultz tarafından kurtarılır. Doktor Schultz, Django'ya özgürlüğünü ve Beardle kardeşleri öldürmesi için para verir. Django, Beardle kardeşleri öldürdükten sonra karısını aramaya karar verir. Doktor Schultz da ona yardım eder. Django'nun karısı Brunhilda, köle savaşlarına meraklı zengin bir adam olan Calvin Kendi'nin çiftliğinde çalışmaktadır. Doktor Schultz ve Django, Candy'yi kandırarak Brunhilda'yı satın almak isterler. Tarantino'nun bir özelliği de bazı filmlerinde ezilen, sömürülen kesimin adaleti bulmasını anlatmasıdır. Bundan çok keyif alan biri olarak filmlerini tavsiye ediyorum. Bu müthiş yapım 158 adaylıktan ikisi Oscar ödülü olmak üzere toplamda 58 ödül aldı. Film, Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği 2009 yapımı bir savaş filmidir.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'da geçiyor ve Alman işgaline karşı direnen bir grup Yahudi Amerikan asker ile bir sinema salonu sahibi kadının hikayelerini anlatıyor. Film Alman işgali altındaki Fransa'da başlar. Çok sevdiği ailesinin Nazi albay Hans Landa tarafından katledilmesine tanıklık eden Rosanna Dreyfus adlı kadın katliamdan kıl payı kurtularak Paris'e kaçar. Orada sinema salonu sahibi ve işletmecisi olarak yeni bir kimlik edinir. Aynı günlerde Avrupa'nın başka bir köşesinde Teğmen Aldo Reyna, Yahudi askerler tarafından kurulan bir grubu düşmana karşı misilleme yapma amacıyla organize etmektedir. Düşmanları tarafından piçler yakıştırmasıyla bilinen Reyna'nın grubu, Nazi Almanyası'nın önde gidenlerine zarar verme misyonunu üstlenmiştir. Bu amaçla Alman sinema oyuncusu ve gizli ajan Birgit von Hammersknecht ile işbirliği yapar. Rosanna'nın kendi intikamını alma planlarını yaptığı bir sinema salonunun çatısı altında hepsinin kaderleri kesecektir. Film, psikopat dublör Stephen Mikan, kendisine ölüm geçirmez dediği modifiye edilmiş arabalarıyla genç kadınları öldürmesini konu alıyor. Tarantino'nun 1970'lerin ucuz korku ve seri katil filmlerine bir saygı duruşu olarak tanımlanıyor. Dublör Mike, arabasının içine monte ettiği ölüm geçirmez bir mekanizma ile her türlü trafik kazasından yara almadan çıkabilen bir katildir. Özellikle genç kadınlara karşı gerçekleştirdiği saldırılarda bu mekanizmayı kullanır. Bir gün bir barda karşılaştığı dört kadını yeni hedefleri olarak gözüne kestirmiştir. Fakat bu sefer kurbanlarının kimliklerinden habersizdir ve nasıl bir belaya bulaşmak üzere olduğunu farkında değildir. Yönetmenin hayranı olduğu 1970'lerin istismar sinemasının bütün özelliklerini barındıran ve içerdiği yoğun şiddet nedeniyle ortalama izleyici için hazmedilmesi zor olan bir filmdir. Quentin Tarantino'nun 2003 yılında çektiği ve yönettiği bu film, eski bir suikastçı olan Bright adlı bir kadının yaşadıkları nedeniyle intikam peşinde koşmasını anlatıyor. Gelin, eski patronu Bill ve ekibi tarafından düğününde vurulur. Sevgilisi ve bebeği de öldürülmüştür. Komadan çıktığında intikam yemini eder. İlk olarak Vernita'yı öldürür. Sonra da Oren'i öldürmek için Japonya'ya gider. Hattori'den kılıç alır ve Oren'in adamlarını tek tek keser. Oren ile kılıçla dövüşür ve onu da öldürür. Bill'e haber vermesi için Sophie'yi canlı bırakır. Bill, Sophie'ye gelinin bebeğinin yaşadığını söyler. Filmin genelinde bir çizgi roman havası vardır. Bu da abartılı aksiyon sahnelerini kabul edilebilir kılıyor. Hatta filmin bir bölümü de anime şeklindedir. Film, Quentin Tarantino'nun 2004 yılında çektiği ve yönettiği bir devam filmidir. Gelinin eski sevgilisi, çocuğunun babası ve ölümcül engerek suikastı timinin lideri olan Bill, beklenmedik bir şekilde gelir ve ölümcül engereklere düğündeki herkesi öldürmelerini emreder. Bill gelini kafasından vurur ama hayatta kalır ve girdiği komadan 4 yıl sonra uyanınca intikam yemini eder. 4 yıl sonra ölümcül engerek üyesi Oren Ishii ve Vernita Green'e suikast düzenleyen gelin, Bill'in kardeşi ve Bud'ın karavanına giderek onu tuzağa düşürmeye çalışır. 4 yıl sonra saldırıdan kurtulan gelin, onu öldürmeyi planlayan Vernita Green'in evine gider. Film tek bir sürüm olarak planlandı ancak 4 saatten fazla süren film ikiye bölündü. Quentin Tarantino'nun Elmore Leonard'ın Rompanç adlı romanından uyarladığı 1997 yapımı bir suç filmidir. Film, uyuşturucu kaçakçısı Ordan Robbie için para taşıyan uçuş görevlisi Jackie Brown'un başından geçenleri anlatır. Jackie, ATF ajanı Ray Nicolette ve dedektif Mark Dargis tarafından yakalandığında, Ordal'e yakalamalarına yardım etmesi karşılığında serbest bırakılacağı bir anlaşma yapar. Ancak Jackie, Ordell'in 550 bin dolarını kendine saklamak için bir plan yapar. Bu planı uygulamak için de kefaletini ödeyen Max Cherry adlı bir kefaletçiyi işe alır. Quentin Tarantino'nun başka bir eserden uyarladığı tek uzun metrajlı filmidir. Temposu biraz yavaş olmasına rağmen her zamanki Tarantino zekasını ve çekiciliğini sunar.
film Quentin Tarantino'nun senaryosunu yazdığı ve Robert Rodriguez'in yönettiği 1996 yapımı bir aksiyon korku filmidir. Banka soyguncusu kardeşler Seth ve Richie'nin Meksika'ya kaçarken bir aileyi rehin almasını ve sonrasında vampirlerle dolu bir barda mahsur kalmalarını anlatır. Seth ve kardeşi Richie banko soyup bir sürü insanı öldürürler. Meksika'ya kaçmak isterler ama eski papaz Jacob ve ailesini rehin alırlar. Sınırı geçerken vampirli bir kulübeye girerler. Vampirlerden kurtulmak için sabaha kadar dövüşürler. Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği 1994 yapımı bir suç filmidir. Film, Los Angeles'ta yaşayan farklı suçluların hayatlarının birbirine nasıl bağlandığını dört öyküyle anlatır. Birinci öyküde Vincent Vega, patronu Marcellus Wallace'ın karısı Mia'yı eğlendirmekle görevlendirilir. Mia, Vincent'ı Jack Rabbit Slim's adlı bir restorana götürür ve onunla dans eder. Ancak Mia, Vincent'ın eroinini kokain sanıp aşırı doz alınca Vincent onu kurtarmak için çaba harcar. İkinci öyküde Butch College, Marcellus Wallace'ın para verdiği bir boks maçında kaybetmesi gerektiği halde kazanıp kaçar. Ancak Butch, babasından kalan altın saatini almak için moteline geri döner. Üçüncü hikayede Vincent Vega ve Jules, Marcellus Wallace'ın valizini geri almak için bir apartmana giderler. Orada birkaç kişiyi öldürürler. Ancak biri silahını ateşleyince Vincent ve Julius'ın hiçbir şey olmaması mucize olarak görünür. Jules bu olayın Tanrı'nın işareti olduğunu düşünür ve suç hayatından vazgeçmeye karar verir. Son öyküde Vincent Vega ve Jules Winfield Marcellus Wallace'ın valizini geri aldıktan sonra bir kafeye giderler. Orada Pumpkin ve Honey adlı iki soyguncu kafeyi soymaya başlar. Jules Pumpkin'e valizi vermez ve onunla konuşmaya başlar.